Evet. Bizim hepimizin kabul ettiği, annemle her konuştuğumda der ki her namazda çocuklarınıza, kendi çocuklarıma Tabii. ve torunlarıma dua, onların Dua ediyorum. duasıyla, hep derler ya ana baba duasıyla ayakta duruyoruz Evet. diye. Evet. Çok doğru, gerçekten Şimdi öyle. Kahramanmaraş'ta depremin ilkinde enkaz altında kaldı. İkinci depremde yine enkaz altında kaldı. Biliyorsun Aleyna var. Aleyna, Evet, evet, Cumhurbaşkanımız da evet. ziyaret Cumhurbaşkanımız etmişti. ziyaret Evet, etti. şimdi mutlu. En azından bir mutluluk haberiyle paylaşalım. Çok zorlu bir süreçti. Mücadele ettim, uğraştım. Vazgeçmek istemedim. 6 Şubat'taki depremle 11 ildeki çoğu insan gibi onun da evi yıkıldı. Enkaz altında kaldı. 9 saat sonra gerçekleşen ikinci büyük depreme enkaz altında yakalandı. Pes etmedi. Her şeye rağmen direndi. Mücadele ettim, uğraştım. Vazgeçmek istemedim. Aleyna Ölmez 248 saat boyunca Kahramanmaraş'taki Atabey Apartmanı'nın enkazında kaldı. Depremin 11. gününde umudun adı oldu. Enkazdan sağ çıkarıldı. Tedavisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam eden Aleyna şimdi oldukça iyi durumda. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Aleyna'yı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde ziyaret etti. Yanından hiç eksik etmediği teyzesiyle birlikte etrafa gülücükler saçıyor Aleyna Ölmez ve gördüğü ilgiden oldukça memnun. Sayın Cumhurbaşkanı ziyarete geldi. Çok güzel bir histi. İyi hissettim, yani gururlu hissediyorum, bu kadar destek çıkılması iyi hissettiriyor. Teşekkür ederim. Şimdi efendim gazetelerle devam edelim diyoruz. Yeni Şafak şu anda elimde. Hemen dün bahsetmiştik canlı yayında.